Bismillah. Hayırlı akşamlar. Cem Sultan'ın bir çocuğu, çok küçük yaşta, ismi Oğuzhan ve boğduruluyor. Kendisi ne diyelim, sürgündeyken. Onunla ilgili bir mersiye yazıyor. 3 bölümlük uzun bir mersiye. Bu Cem Sultan'ın şiirinin bir başka veçhesini, yönünü bize anlatması bakımından örnek olarak Cem Sultan şiirine, yani onun şiirlerinden örnek olsun diye bu Oğuzhan mersiyesinin 3. bölümünü bir de başlayacağız bu akşam. Ondan sonra da 2. Bayezid'den bu defa bazı şiir örnekleri okuyacağız. Böylece yani işte bizim esas bu derslerimizdeki, sohbetlerimizdeki konu başlıklarından bir tanesi şair Osmanlı padişahları ve sultanları. Onları aslında aynı zamanda devlet adamlıkları, fetih yapma kabiliyetlerinin, yeteneklerinin yanında sanat, edebiyat, kültür, şiir, ilim taraflarının da ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar nitelikli, ne kadar yüksek evsafta devlet adamı yetiştirildiğini o sistemin içinde bunları da örneklemiş olacağız. Oğuzhan Mersiyesi'nin 3. bölümü. 8 beyit var bu bölümde. Beyitleri okuyup sonra o beyitlerin günümüz Türkçesiyle de bir çok kısa bir açıklamasını da yapalım. İşidel'den Şah Oğuz Han'ın şehit olduğunu, derd ile oldu Frengistan'da Cem Mecnun Felek. Ey Felek diyor, Şah Oğuz Han'ın şehit olduğunu işittiğinden beri Cem Frengistan'da onun derdiyle Mecnun oldu. Yakamı yırtıp dünden nicesi ahitmeyen, canımı otlara attı derdi Oğuz Han Felek. Ey Felek, Oğuz Han'ın derdi canımı ateşlere attı, senin elinden yakamı yırtıp nasıl ah etmeyeyim. Bir kılına virselerdi, virmezdim Oğuz Hanım'ın genci Karun ile bin mülketi Osman Felek. Ey Felek, Karun'un hazineleriyle binlerce Osmanlı ülkesini verseler, Oğuz Hanım'ın bir kılına değişmezdim. Saklıdan beni girdab-ı Frengistan'a sen, gözlerimden kanlı yaş derya gibi akar Felek. Ey Felek, beni Frengistan'ın girdabına salalıdan beri gözlerinden denizler gibi kanlı yaşlar akmaktadır. Dökmedi Yakup bendenlu gözlerinden kanlı yaş, çekmedi ben çektiğim zulmette İskender Felek. Ey Felek, Yakup benim kadar gözlerinden yaş dökmedi. İskender de zulmette benim çektiğimi çekmedi. Gözlerim şol denlu kan döktü Frengistan'a kim? Bahr-ı mağrub cuşa gelmiştir, taşıp çağlar Felek. Ey Felek, gözlerim Frengistan'da o kadar yaş döktü ki, Atlas Okyanusu bu yaşlardan taşıp çağlamaya başlamıştır. Mülki Yunan'a seraser hükmederken, ah kim eyledun mesken bize şimdi Frengistan'ı Felek. Vaktiyle baştan başa Rumeli mülküne, yani o Yunan dediği yine Rumeli, kendisinin biliyorsunuz Karaman eyaletinin valisi, merkezi Konya, o bölgede Diyar-ı Rum olarak biliniyor. Diyar-ı Rum olması hasebiyle o Rumeli kastettiği Yunan, mülki Yunan'a seraser hükmeder iken, ah kim ben diyor Diyar-ı Yunan'a diyor hükmederken, şimdi diyor eyledin mesken bize şimdi Frengistan'ı Felek. Şimdi ise diyor Franklerin yurdunu, ülkesini mesken bize tutturdun ey Felek. Kudreti haktur bana ey Felek senden de gül. Yazılanı çünkü ahir görüser her ser Felek. Ey Felek bütün bunlar bana senden değil hakkın kudretindendir. Yaşadıklarım senden değil hakkın kudreti sebebiyle ben böyle oldum. Hak'tan biliyor. Çünkü sonunda her baş yazılanı görecektir. Bu benim alın yazımdır. Burada dikkatimizi çeken şey bu 1483'te falan yazılmış. 1481'de Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde ondan sonraki mücadele, dün akşam bunları anlattık. Bir daha oraya geri girmeyeceğiz. Ondan sonra Rodos Şövalyeleri onu önce Fransa'ya veriyor. Buradaki Frengistan dediği şey o. Orada bir süre kaldıktan sonra papalığa veriliyor. Ondan sonra onlar arasında böyle devrediyor. 13 sene sürüyor. Şehzade Oğuz Han da yani Cem'in oğlu birkaç yaşında, bebek denilecek bir yaşta, onun işte boğdurulması üzerine çok derin bir elem yaşıyor ve o elemle bu mersiyeyi yazıyor. Beyazıt boğduruyor, Beyazıt onu boğdurmak için de bir şey veriyor, ferman veriyor, görevlendiriyor birini, bir ferman yazıyor, bunun diyor şey yapılması lazım, boğdurulması lazım. İki kişiye yaptırılıyor, biri Gedik Ahmet Paşa'ya, Gedik Ahmet Paşa'yı hançerletiyor.
hançerle vurduruyor ikinci Bayezid. Çünkü Gedik Ahmet Paşa Cem Sultan'la ona yakın duruyor. Gedik Ahmet Paşa'yı bir ziyafet verip o ziyafette birine hançerlettiriliyor. Ahraz hatta. Derler ki Ahraz birisi. Şeye de bu Cem Sultan'ın oğluna da, çünkü oradaki tabii espri şey şu, onları bir şeye dönüşüyor, bir umuda dönüşüyor. Sonra onun üzerinden bir plan yapmak isteyen, bir tezgah kurmak isteyenler o çocuğu üzerinden, o şehzadenin üzerinden yapıyorlar. Ama Cem Sultan hala hayattayken niye çocuğu... Efendim? Cem Sultan hayatta. Cem Sultan şeyde ama, sürgünde. Cem Sultan'la ayrıca mücadele ediyor. Çocuğu sarayda. Çocuk İstanbul'da, sarayda. Hatta çocuğu, şöyle bir şey var o çocukla ilgili, diğer şehzadelerle birlikte Fatih Sultan Mehmet bunların hepsini topluyor, sünnetlerini birlikte yapıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet henüz hayatta, bu Oğuz Han'da yeni işte bebek doğuyor. Çünkü babası şeyde, babası Konya'da şey, ha şöyle bir şey yapıyorlar bir de, Osmanlı'da şöyle de bir gelenek var. Baba padişah illerde, vilayetlerde sancak beyi olarak görevlendirdiği şehzadelerin çocuklarını merkezde tutuyor. Cem 10 yaşında, 10 yaşında vali oluyor. Karaman valisi. 10 yaşında. Yanına iki tane lala var. Onlar muazzam bir şekilde onu yetiştiriyorlar. Ve o sürede de zaten etrafında işte Cem şairleri toplanıyor. Onları dün akşam anlatmıştık. Şimdi öyle bir hikaye. Allah rahmet eylesin. Şimdi burada tabii sistem bir kendini tabii bir mekanizmayla şey yapıyor, alıyor. Muhatap burada mesela bir tek defa Bayezid'in ismi geçmiyor. Bayezid'den bahsetmiyor. Halbuki kimin yaptırdığını, niye yapıldığını biliyor. Ondan bahsetmiyor. Bütün muhatap felek. Felekten, feleke, yani feleği muhatap alıyor, feleğe sesleniyor. Ey felek diyor, işte şöyle oldu, böyle oldu. İki, en sonda şunu söylüyor. Feleğe de diyor ki, ey felek bunu bana sen yapmadın. Kudreti haktur bana bu, ey felek senden değil. Yazılanı çünkü ahir görüser her ser felek. Her baş kendi işin yazılanı görecek. Burada tabii dediğiniz gibi isyan yok. Hayır, ikisinde de yok. Bunu kaderi şey olarak görüyor, kudreti haktandır diyor. Ey felek ben bunu yaşadım, yaşayacağım diyor. Şimdi Cem Sultan bu şekilde, dün tabii söyledik 36 sene yaşıyor bu dünyada toplam. Ağabeyi Bayezid, yani ikinci Bayezid, da ağabeyi, o ondan daha yaşlı, yaklaşık Cem 1459 doğumludur, abisi 1448 doğumludur ikinci Bayezid. Evet. Ve Dimetoka'da doğuyor. Burada Edirne yok. Dimetoka Edirne'nin ilçesi ve önemli bir yer. İki hisar anlamı taşıyor Yunanca'da. Meriç Nehri'ne çok yakın, Edirne'ye yakın. Osmanlılar orada bir saray var ve o sarayda yaşıyorlar, kalıyorlar. Fatih de işte oradayken ikinci Bayezid doğuyor. İkinci Bayezid doğduktan çok kısa bir süre sonra 14 yaşında şeye, Amasya'ya sancak beyi olarak gidiyor. İkinci Bayezid Amasya'da 27 sene kalıyor Amasya'da. 27 yıl orada valilik yapıyor. Ve muhteşem aslında yetişiyor. Çok eseri var. Değişik sahalarda ikinci Bayezid. Birincisi tabii şairdir. Yani bizim konumuz. Lakabı Adli. Mahlası daha doğrusu. Adli. Düzeltiyorum. Şeyi 7 yaşında Amasya'ya valiliği. 14 Korkut. Dolayısıyla 7 yaşında oraya gidiyor. 27 yıl kalıyor. Çünkü 34 yaşında da işte babası Fatih'inde padişah oluyor. İkinci Bayezid'in müzik konusunda eserleri var. İki adli mahlasıyla şiirler yazıyor. Bir divanı var. Hattat, büyük bir hattat aynı zamanda. Müzikte şey eserleri var. Mesela Neva Peşrevi var. Neva makamında. Neva Saz Semaisi var. Aşiran Buselik Peşrevi var. Evç makamında bir peşrevi var. Bir de Nişabur makamında bir peşrevi var. Bestekar yani. Büyük müzisyen, şair, hattat, böyle bir zat. Dün tabii şeyi, şiirlerinden onun da biz örnekler verelim istedik. Dün kardeşiyle yaptığı atışmaları bir yerde onları söyledik. Fakat bugün de ben birkaç tane, bir iki tane en azından gazel bizim şiirine örnek olsun diye. Ey keman ebru, nola kurban edersen can sana. Ey keman kaşlı, sana diyor kurban olmak. Can sana.
Bin benim gibi bir benim gibi gider her lahza can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim sanma kim. Dar-ı dünyada görüp hayran olupdur can sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tiri müjganım yeter her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflaka düşmüş ay gün. Gece gündüz remz vurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hat-ı reyhan sana. Hüsnü dil yaşınla adli gerçi şeyl oldu diyerek kanlı yaşın görecek rahmeylemez canan sana. Böyle bir gazeli. Gönlümü divane kılan zülfi pür sevdasıdır. Canımı pervane giden şem-i bezm arasıdır. Kabrım üzre serv dükün şem yakun dostlar. Çün beni hak eyleyen şevki ruhu belası balasıdır. Gül yüzüyle zevku şadünün birin on eyleyen gülistanı hüsn içinde kameti ranasıdır. Kamet, endam, rana, güzel. Bunları divan edebiyatından. Zinet olmaz gülistan içinde gül açılmasa. Ruhina revnak veren yarun ruhu zibasıdır. Taze, aşık taze, divane mesel meşhurdur. Gitti Ferhad ile Mecnun, aşkının kavgasıdır. Adliya, hükmün anın için nafız oldu aleme, yazılan ünvanda yarun kaşı tuğrasıdır. Allah rahmet eylesin.